Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu 3D printerlarda biliyorsunuz fanlar devamlı bozuluyor. Yani bir ay, 1,5 ayda yeni bir fan bozulabiliyor. Bozuluyor derken ne oluyor? Sesli çalışmaya başlıyor. Takılıyor. Şöyle dönerken takılarak çalışıyor. Yani takılarak şu an çalıştıralım bunu mesela. Ben bu fanların şu an tamirini yapabildim. Bakalım. Şimdi bakın ses hiç yok ve gayet stabil çalışıyor. Hiç takılmıyor. Bu bozulduğu zaman %50 devirde çalışabiliyor. Şöyle takılarak, böyle durarak vesaire. O şekilde çalışabiliyor. Şuna bakalım. Bunu da biraz önce yaptım. Bu da gayet güzel çalışıyor şu anda. Yani kurtarabildik bu fanları. Tabii ki burada amaç hani satıcı arkadaşların işini engellemek değil. Bazı fanları kurtaramayabilirsiniz. Kurtarabileceğinizi bu şekilde deneyip kurtarma şansınız olabilir. Ama tüm fanlar da işe yaramayabilir. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı anlatacağım size. Şöyle bir fanı kapatalım. Makineyi kapatalım. Makine bu arada CR6. Şimdi şöyle. Ben bu ikisini normalde yaptım biraz önce. Sadece göstereceğim size nasıl yaptığımı. Bu fanı aldınız, çıkarttınız yerinden. Şu arkadaki etiketi şöyle maket bıçağı yardımıyla alın. Bunu alın, komple çıkartın. Bir kenara koyun şöyle. Tamam. Şimdi burada şöyle göstereyim. Şöyle bir matkap ucu lazım size. Şöyle 1-1,5 milimlik küçük bir matkap ucu. Bakayım 1,2 milimmiş. Şöyle. Şimdi şöyle yakınlaştıralım şurayı. Şimdi normalde şurada bakın bir yuvarlak bir alan var. Tam şurada görüyor musunuz? Şu alan. Bu alan tam bilyanın ortada bir bilya vardır. Bilyanın olduğu alan. Tam ortasında bilye vardır. Tabi bu şu ortadaki delik yoktu normalde. Bunu ben deldim. Normalde bu delik olmuyor. Bu delik olmadığı için de siz bu arkaya açsanız da bir şey yok deyip kapatıp fanı çöpe atıp yenisini alıyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu alan kapalı. Tamam mı? Normalde. Tam ortasını tespit edip burayı şu ince bir matkap ucu bulmanız lazım. Yani 1 milim, 1,2 milim bu. Bu ortasından şu elinizle şöyle elinizle çevirerek şöyle bakın çevirerek yavaş yavaş burayı deliyorsunuz. Ha, matkap ucuyla matkaba takarak yapmayın çünkü zarar verirsiniz buraya. Çünkü çok yavaş yavaş yapacaksınız. Böyle çevire 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 burayı deliyorsunuz. Ta ki bakın şöyle göstereyim. İçeride bilye çıkacak karşınıza. Bilyeyi görebiliyor musunuz? Bakın bu parlayan şey bilye içeride. Normalde bu siyahın altında beyaz bir tabaka daha olabiliyor. Onu da deliyorsunuz. Ta ki şu bilyayı göreceksiniz yani. Bakın bilye var şu an. Bilye gözüktü. Bilyayı gördüğünüz zaman işlem tamamdır. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra şöyle yapalım. Şöyle bir sıvı yağ. Buraya tam o bilyanın üzerine bir damla döküyorsunuz. Hatta şöyle yapalım direkt. Çalıştıralım. Şu an fanları açalım. Şu an bu fan çalışıyor. Yani bu %100 fanı kurtarırsınız anlamına gelmiyor. Ama deneyebilirsiniz yani. Direkt yeni fanı almaktansa bunu bir denersiniz. Olmazsa yenisini alın tabii ki. Hani ben bu sadece bir el becerisidir. Yani hani el becerisi olan arkadaşlar deneyebilir. Tam şimdi oraya bir damla damlatalım. Tam deldiğimiz yere. Bakın damla attım. Hatta şöyle bir kürdanla da iyice bakın direkt fanın çalışmasını etkiliyor buradan. İyice yedirin içine. Sonra fazlasını silin peçeteyle. Ben şöyle yapıyorum. Hatta üstüne çok hafif bir sürebilirsiniz. Bunun amacı da ne? Oradaki delikten yağ geri çıkmasın. Hem de orada bir kapak görevi yapar. Çok hafif bir gres alıyoruz şöyle bir tornavida ucuyla.
aldık. Şimdi şuraya tam ortadaki deliğin üstüne bunu koyalım. Biraz içine bastıralım yani, içine gres gitsin. Tamam. Şu an fan çalışıyor bu arada. Gayet sabit, güzel. Sonrasında ne yapalım biliyor musunuz? Şunu şöyle bir fazlasını alalım. Buraya tekrar etiketi kapatmanız gerekiyor. Eğer etiket yoksa bant yapıştırmanız gerekiyor. Oranın hava almaması gerekiyor. Yani oradan toz pislik girmesin içeri. Onu da şöyle bir peçeteye kolonya sıkın. Kolonyayla güzelce buraya, yani alkol ya da kolonya ile burayı temizleyin. Şöyle. Bakın. Kurusun. Ondan sonra tekrar etiketimizi alıp kapatıyoruz buraya. Ya da bu etiket yırtıldıysa bant da olabilir. Yani burayı mutlaka kapatın. İyice yapıştıralım bunu. Tamamdır. Bakın fanda hiç anormal bir ses yok, takılma yok. Gayet güzel. İki fan da güzel şu anda. Hani ben bunları bu şekilde kurtarabildim. Hani %100 işe yarar demiyorum. Ama deneyebilirsiniz. Delerken çok dikkatli olun. Aşırı fazla delip de o bilyaya zarar vermeyin. Bilyayı gördüğünüz anda bırakın o işi. Amaç bilyaya ulaşmak. Çünkü bilyanın yağlanması gerekiyor. Kuruyor orada. Muhtemelen kuruduğu için de ses ve takılmalar yapıyor. İnşallah faydalı olmuştur bu video. Teşekkürler. Kolay gelsin.